Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 96. birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş tüzüğünün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu'nun 9 Haziran 2020 Salı günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iş tüzüğünün 19. maddesi gereğince genel kurulun onay sunulmasını saygıyla arz ederim. Özgür Özel, Manisa Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri: Manisa Milletvekili Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından milletvekilliği düşürülme süreçleri ve üyelerin saygınlığını koruyacak adımları atılabilmesi amacıyla 9 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na verilmiş olan genel görüşme önergesinin 15 sıranoğlu, diğer önergelerin önüne alarak görüşmelerin 9 Haziran 2020 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Bülent Tezcan. Buyurunuz Sayın Tezcan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel görüşme önergesi verdik. Aslında bu genel görüşme talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, parlamentonun ve milli iradenin itibarını kurtarma kaygısıyla, itibarını koruma kaygısıyla grubumuzun verdiği genel görüşme önerisi. Değerli milletvekilleri, geçen hafta Perşembe günü bu mecliste 3 milletvekilinin hakkında verilmiş karar okunarak milletvekillikleri düşürüldü. Mesele basit bir usul işlemi olmanın çok ötesindedir. Anayasada açıkça 84. madde gereği dokunulmazlığı bulunan ve milletin iradesiyle seçilmiş buraya gelen milletvekillerini şu veya bu şekilde yargıda kurulan tuzaklarla, siyasetin emir ve talimatı altında çalışan yargının kurduğu tuzaklarla milletvekilliği hakkından mahrum edecek hukuksuz bir karara Türkiye Büyük Millet Meclisi burada geçit vermiştir, yol vermiştir. Bu basit bir usul işlemi değil, tam da parlamentoya ve milli iradeye bir yeni darbedir. Eğer darbecilik arıyorsanız, darbecilik sakızı çiğneyenlere söylüyorum, dönün geçen hafta Perşembe günü burada yaşananlara bakın. Enis Berberoğlu, Leyla Güven, Musa Farisoğulları. Değerli arkadaşlar, Enis Berberoğlu 2018 yılı Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili oldu. Anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası çok açık. Milletvekili yeniden seçildiği zaman dokunulmazlığını yeniden kazanır. Onu yargılamak için ancak meclisin dokunulmazlığını kaldırması gerekir. Bu meclis öyle bir karar verdi mi? Hayır. Diğer milletvekilleri, onlarla ilgili hiç dokunulmazlıkla ilgili bir işlem bile yapılmadı. Onlar da 2018 yılında milletvekili oldular. Anayasanın 14. maddesi bahane edilerek onların da dokunulmazlığı yokmuş gibi yargılandı ve haklarında hüküm kesinleşti. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletin iradesine karşı bu uygulamada meclis başkanlığının bunun önünü alabilme imkanı varken bunu uygulamadı. Çünkü milletin iradesine göre hareket eden bir meclis başkanlığıyla değil, sarayın talimatına göre hareket eden bir meclis başkanlığı uygulamasıyla karşı karşıyayız. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, Ankara Milletvekilimiz Sayın Haluk Koç'la ilgili aynı Enis Berberoğlu'nun pozisyonunda bir karar verdi. O da anayasa değişikliğiyle dokunulmazlığı kaldırılıp mahkemede sanık olarak yargılandı. Bölge Adliye Mahkemesi dedi ki, Sayın Haluk Koç yeniden seçildiği için o yeniden 83. madde gereği dokunulmazlık kazanmıştır. Anayasa değişikliğiyle bu dokunulmazlığın kaldırılmış olması yeniden dokunulmazlık kazanmasına engel değildir dedi. Hukuku arıyorsanız oraya bakın, talimatla karar verenlere bakmayın. Bir başka örnek daha var. Bugün Sayın Meclis Başkanı çıkmış, bununla ilgili uygulama yok diyor. Engin Alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Engin Alan 2011 yılı 12 Haziran'ında milletvekili seçildi. Tutukluydu, balyoz davasından hakkında karar verildi. 2013 yılında, tarihe dikkat edin, Yargıtay balyoz kararını onadı. Engin Alan'la ilgili karar onandı. Burada okunsaydı Engin Alan'ın milletvekilliği düşecekti. O da Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Dönemin Meclis Başkanı Cemil Çiçek burada okumadı. Engin Alan 2014 yılında Anayasa Mahkemesi Haziran ayında ihlal kararı verdi. Engin Alan 24 Haziran'da burada, 2014 yılında alkışlar arasında milletvekilliği yemin etti, görevine başladı. Milli iradeye saygı duymak budur. Eğer örnek arıyorsanız buraya dönün bakın. Şimdi meclis başkanı çıkmış, bir de Anadolu Ajansı'na yalan söyletmişsiniz. Meclis başkanı çıkmış diyor ki Engin Alan'ın olayında diyor seçim vardı, meclis tatile girdi. Ya ne alakası var? 2013 yılında hüküm kesinleşti. 2014 yılında seçim, bir sene sonra 2015 yılında. Buyursunlar. Yani meclisin Sayın Engin Alan'la ilgili herhangi bir biçimde dönüp de tatile girmiş olmasından kaynaklı yapılamayan bir işlem yok. Yani hem yargıya talimat vereceksiniz, hem gazeteciye kumpas kuracaksınız, hem milli iradeye kumpas kuracaksınız, hem de çıkıp kamuoyu önünde Anadolu Ajansı'na da yalan söylettirerek milleti aldatmaya çalışacaksınız. Bakın, dün iki gazeteci yine bir kumpas davasıyla, iddiasıyla gözaltına alındı. Müyesser Yıldız'la İsmail Düken. Biz bu tip oyunları biliyoruz. Elverişli suçlar yarattınız milleti korkutmak ve ürkütmek için. Darbeciliğin altyapısını hazırlamak için elverişli suçlar yarattınız. Eğer bir casusluk hikayesi arıyorsanız dönün kozmik odaya soktuğunuz FETÖ'cülere bakın. Hükümet destekli casusluğun ne olduğunu arıyorsanız. Dönemin Genelkurmay Başkanı dönemin başbakanını arıyor. Buyurun, buyurun efendim. Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Başbakan Erdoğan'ı arıyor. Diyor ki buraya ciddi gizli bilgiler var. Bu FETÖ'cü, bunları sokmayalım. Başbakanın cevabı nedir biliyor musunuz? Bizden saklayacak neyiniz var? Siz kimsiniz Sayın Erdoğan? Bir tarafınız Erdoğan, öbür tarafınız FETÖ'nün hakimleri ve savcıları mı? Siz kimsiniz? Şimdi gelinen noktada yurtsever gazetecilere casus diyeceksiniz. Milletvekillerine, milletin seçtiği milletvekillerine darbeci diyeceksiniz. Parlamentoda darbeciliğin daniskasını yapacaksınız. Bu ülkenin siyaset tarihinde hükümet desteğiyle casusluğun şiddetli örneğini göstereceksiniz. Türkiye'ye verdiğiniz, getirdiğiniz tablo budur ve tarih önünde bütün bu yaptıklarınızla yargılanacaksınız. Meclis bunun için genel görüşme açsın istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Akçay. Sayın Akçay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın konuşmacı 24. dönem milletvekilimiz Sayın Engin Alan'ın fezlekesine ilişkin bazı ifadeler sarf etti. Şimdi biz de tabii Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal eden fezlekelerin safahatını takip ediyoruz. Ne zaman meclis başkanlığına sunulduğuna ilişkin. Şu bilgiyi vermek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz Sayın Engin Alan ile o zaman yine aynı dönem HDP milletvekili Sebahat Tuncel'in mahkum oldukları kesin hükümlere ilişkin tezkereler Buyursunlar. Başbakanlık tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gelmiştir. Bu tarih çok önemli. Sayın Tezcan'ın ifade ettiği gibi o hükmün kesinleştiği 2013 tarihi değildir. Meclis Başkanlığı'na geliş tarihi 25 Mayıs 2015 tarihindedir. Ve bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi ondan evvel 7 Nisan 2015 tarihinde tatile girmiştir. Yani tezkere geldiğinde veya bildirim geldiğinde meclis tatildedir. Ve genel kurulun bilgisine bu fiili durum nedeniyle sunulamamıştır. Sayın Meclis Başkanı'nın buna ilişkin açıklaması bu tespiti de teyit etmektedir. 7 Nisan 2015'te meclis tatile girdiği için 22 Mayıs'ta yani meclis tatildeyken gelen kesin hükümler de okunamamıştır. Zaten 7 Haziran buyursunlar. Bu bilgileri de genel kurulun bilgisine arz ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Muş. Sayın Özel. Sayın Başkan, Sayın Engin Alan'ı yargılandığı süreçte defalarca ziyaret eden CHP Cezaevi İzleme ve İnceleme Komisyonu'nun bir üyesi olarak şunu söylemeliyim. O dönemde Sayın Engin Alan kendisine kurulan kumpasın son derece farkındaydı. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği dayanışmadan ve MHP'li milletvekillerinin kendisini yaptığı ziyaretlerde de kullandığı ifadeler hepimizce malum. O dönemde hepimiz biliyoruz ki Engin Alan'ın aldığı ceza 9 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay'dan onaylandı. Ve bugün AKP'nin CHP ya da HDP grubuna karşı takınmış olduğu hasmane ve organize tutum olsaydı hızla meclise yollanıp burada okutturulup kendisinin Anayasa Mahkemesi başvurusu beklenmeden buyursunlar. Söyleyeceğim. 9 Ekim 2013 ve Sayın Engin Alan karardan tam 9 ay sonra 24 Haziran 2014'te burada geldi, yemin etti. O yemini etmekle dokunulmazlık kazandı. Aradaki 9 ayda eğer karar okunsaydı yemin edemeyecek, dokunulmazlık kazanamayacak. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı da kendisi açısından hak kaybettirici bir durumun giderilmesi sonucunu asla doğuramayacaktı. Ama bugün geldiğimiz noktada oradaki doğru örnek Sabahat Tuncel olduğu kanaatinde değilim. Oradaki doğru örnek Kemal Aktaş dosyalarının aynı anda yollandığı kişi olarak aynı durum ortada. Açıkça Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'de yerleşik bir temayülü sürdürdüğü dönemler var. Bu dönem gibi yerleşik temayülü yıkıp bağımsız yargının verebileceği bir hak ihlali kararının önüne geçmek için el çabukluğu marifetle burada yaptığı iş ortada. O gün Engin Alan'ın kararını okusalardı CHP, MHP ile birlikte itiraz edecek, direnecek. Bunu bir darbe olarak görecekti. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu kendi tarihsel tutumuyla bağdaşırdır. Tüm grupların kendi analizlerini bunun üzerinden yapmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim.